arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayma, permütasyon ve kombinasyonun artık sonuna geldik. SML bakış testini çözeceğiz ve ufuk açıcı sorulardan oluşan bir test olacak. 6 tane birbirinden güzel soru var. Dilersen bunlara vakit kaybetmeden başlayalım. Ama başlamadan önce unutmayın. Kaynak olarak kullandığım kitap Barış Yayınları video ders kitabıdır arkadaşlar. Dileyen, isteyen açıklama kısmına girip kitabı inceleyebilir. Evet, artık hazırız. Geçelim derse. Evet, şöyle ilk sorumuza bir bakalım gençler. Şimdi soru klişe bir soru gibi duruyor. Yani nasıl diyeyim? Evet, klişe aslında bakarsan ama yani bizden şunu istemiyor. Yani hani onun ikilisi bunu hesapla. 11'in ikilisi, 12'nin ikilisi bunları hesapla. Sonra onun birlisiyle 11'in on birlisini çarp. Bununla bunu çarp. Bununla bunu çarp. Hepsini topla. Bu toplam aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Bunu istemiyor. Yani bunu istememesi lazım. Bunu istiyorsa zaten yani nasıl diyeyim? Ufuk açıcı bir soru olmaz. Ne dedik videodan önce? Yani videonun başında ufuk açıcı soru olacak dedik. Yani bu ufuk açıcı bir soru. Yani neden? Çünkü bunu bir soru gibi düşünürsen o zaman nasıl diyeyim beğenmezsin. Ama buna bakış açını değiştirip zaten kitabın başından beri bu soruların isimlerinin bakış olmasının sebebi bu bakış açısı kazandırmak size. Madem öyle biz bunu şu şekilde düşünelim arkadaşlar bu soru diye benim size sorduğum şey aslına bakarsanız bir soru değil bir sorunun çözümü yani burada bir çözüm yapılmış. Şimdi neyin çözümü? Ben Buna şöyle bir giydirme yapsam. İyi dinle. Şimdi asıl e, soruyu şuraya yazalım. Aslına bakarsak... ...SML bakış... 1 bu. Tamam mı? Şimdi düşünelim. Şöyle diyelim. 10 tane... ...10 tane, e, tane... ...mavi kalem. 10 tane mavi. 11 tane... ...11 tane... ...kırmızı ve... 12 tane 12 tane sarı kalemden kalemden ikisi kaç farklı biçimde seçilebilir? Kaç farklı biçimde seçilebilir? Evet. Şimdi soru bu. Ve ben bu soruyu çözmek istiyorum şimdi. Tabii şöyle olabilir. Yani iki tane seçeceksem mavilerden yani 10 tane maviden ikisini seçmiş olabilirim. Veya 11 tane kırmızıdan ikisini seçmiş olabilirim. 12 tane sarıdan ikisini seçmiş olabilirim. Veya veya 10 tane maviden birini seçip 11 tane kırmızıdan birini seçmiş olabilirim. Yani bir mavi bir kırmızı. Veya 10 tane maviden birini 12 tane sarıdan birini seçmiş olabilirim. Veya 11 tane kırmızıdan bir tanesini ve 12 tane sarıdan birini seçmiş olabilirim. Zaten başka bir ihtimalde söz konusu değil. E şimdi o zaman bu, bu sorunun çözümü. Peki ben tüm bunları tek kalemle yapabilir miydim? Tabii ki de yapardım. Çünkü benim aslına bakarsan 33 tane kalemim var. Ve sadece ikisini seçmem isteniyor. 33'ün ikilisi bize cevabın ta kendisini verir topladığımız zaman da 33'ün ikilisine eşit olduğunu görürüz bu toplam. Evet söz vermiştim ufuk açıcı olacak demiştim. Evet gerçekten de ufuk açıcı farklı bir bakış açısı var. SML bakış 2. X ve Y pozitif tam sayılar. Ve X Y'den daha büyük veya eşit olmak üzere. Eğer böyle bir gösterim varsa bu gösterim şu anlama geliyor. A artı B'nin x'inci kuvveti ifadesinin açılımı A'nın azalan kuvvetlerine göre sıralandığında, yani klasik sıralandığında, baştan y'ninci terimin kat sayısı, yani şuradaki terimin baştan yediinci terimin kat sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi aslına bakarsam bizim şöyle bir formülümüz vardı, baştan baştan r artı birinci terim. Bunu nasıl yazıyorduk biz? Burası eğer baştan r artı birinci terimse. Hangi açılım? A artı B'nin eninci kuvvetinin açılımı diyelim mesela. Eğer baştan R artı birinci terim istemiyorsa biz buradaki N'nin R'lisini alıyorduk. Yani demem o ki kaç diyorsa burada baştan kaçıncı terim diyorsa bunun bir eksiğini kombinasyonun altına yazıyorduk. Ve çarpı diyorduk işte A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R biçiminde ben bu terimi bulabiliyordum. Tabi burada e, kat sayısı dediğine göre ben sadece şurasıyla ilgileneceğim bunun. Çünkü a üzeri n eksi r ve b üzeri r zaten e, terimlerin kendileri olduğu için kat sayıları olmayacak. E, kat sayı şurası. Peki şimdi bu ne demek o zaman? a artı b'nin 8 kuvvetinin açılımında baştan üçüncü terim. Üçüncü terim diyorsa kat sayısı sekizin ikilisidir. 8'in ikilisi. Artı e, şurası nedir o zaman? Hocam bu da 8'in üçlüsüdür. Güzel. Şu 9'a 5 nedir o zaman? 9'un dörtlüsüdür değil mi? Artı devam 10'a 6 10'un beşlisi demektir. 11'e 7 11'in altılısı demektir. 12'ye 8'de 12'nin yedilisi demektir aslında bakarsan. Ve bu ifadenin toplamı M'ye N'yi veriyormuş. M'ye N'yi bulacağız zaten. M çarpı N'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 8'in ikilisiyle 8'in üçlüsünün çarpımı e ne demiştik? Şunların ikisi aynı. Ve şunlar ardışık biçimde verildiyse eğer biz şunu yapabiliyorduk. Bunlardan büyük olanını seçiyorsun şunu da 1 artırıyorsun. Yani şu ikisinin toplamı aslına bakarsan 9'un 9'un üçlüsünün ta kendisidir. Şimdi burası 9'un üçlüsü ise 9'un üçlüsü ile 9'un dörtlüsünün toplamı nedir? Tabii ki de 9'u 1 artırırım ve büyük olanını seçerim onun dörtlüsüdür. 10'un dörtlüsü ile onun beşlisinin toplamı nedir? E hocam 11'in 5'lisidir. Pekala. 11'in 5'lisi ile 11'in 6'lısının toplamı 12'nin 6'lısıdır ve 12'nin 6'lısıyla 12'nin 7'lisinin toplamı 13'ün 7'lisidir. İşte arkadaşlar bu ifade neye eşitmiş? 13'ün 7'lisine eşitmiş. Şimdi ben, bura on üç, ben buraya on ben buraya 13'ün 7'lisi yazmak için şimdi bunda 8'in üçlüsü ya 8'e 3 yazarken şunu biraz altıp 8'in ikilisi demeye çalışıyor demiştim ya. E burada 13'ün 7'lisi demeye çalışıyorsa demek ki M'yi ben burada 13 N'yi de burada e tabii ki 8 seçebilirim. Yani M çarpı N değerlerinden birisi 13 kere 8'dir. Güzel. E diğerini nasıl bulacak? Hocam biraz uyanık olacaksınız. Bu kombinasyon. 13'ün 7'lisi 13'ün 6'lısına da eşit değil midir? Evet eşittir. O zaman ben bu M'ye N ifadesini 13'ün 6'lısı diye dışarı çıkarabiliyorsam M 13 iken N 7 de olabilir. O halde M 13 iken N 7 olabiliyorsa 13 kere 7 de bir diğer alınabilecek değerdir. Ben bunları 13 parantezine alırsam bunların toplamı sorulmuş. 13 parantezinde 8 artı 7'den 13 kere 15 gelecektir. Ki 13 kere 15 de gençler 15 kere 15 225 yapar. Bundan 30 çıkarırsam cevabı buluruz. 195'in ta kendisi gelir. Yani cevabımız A şıkkında verilmiştir deriz gönül rahatlığıyla. İkinci soruyu da böylelikle çözdük. Şimdi SML bakış 3'e geçelim. Defterinin bir sayfasına Pascal üçgenini yazan İsmail sayfanın son satırında Pascal üçgeninin bir satırını daha yazmış ve yazma işlemini sonlandırmış. Yani yeter bu kadar demiş. Buna göre İsmail'in yazdığı son satırda görünen x ve y sayılarının toplamı soruluyor. Yani şunla şunun toplamı soruluyor bize. Şimdi bu Pascal üçgeninin açılımı 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 toplaya toplaya gidiyor. Ben 91'i bulana kadar mı çalışacağım demeyeceksin çalışmayacaksın. Yani 91'e kadar çalışmayacaksın. Çünkü şurası şimdi şuradan başlayalım en iyisi. Bak şu 1'in sıfırlısı bu da bir'in birlisi demektir. Bu 2'nin sıfırlısı, bu 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü. Yani şu ikinciler hep bir şeyin birlisi oluyor. Bir şeyin birlisi. Şurası da bir şeyin ikilisi oluyor. Yani o satırda mesela 0 1 2 3 diye gidiyoruz ya. Varsayalım ki şurası N'in bak şu üçüncü sırada olduğu için 3. sıradakilere ne diyorduk? İkilisi diyorduk. N'in ikilisi kaçmış hocam? hocam 91'miş. O zaman N çarpı N eksi 1 bölü 2 faktöriyel yani 2 eşittir 91 ise N ile N en eksi 1'in çarpımı bana 182'yi vermek zorunda. Şimdi N çarpı N eksi 1 82 ise bunlar kaç kere kaçtır? E onu bulmamız gerekiyor şimdi bizim. E tamam buluruz. Şöyle diyelim. Ben bu 182 hani 91 zaten 13 kere 7 idi biliyorsun. Şu 2 ile 7'yi çarparsam burası 13 kere 14 olacaktır. Yani büyük olan 14, küçük olan 13'tür diyebiliriz. Yani neye kaçmış? 14. E şimdi ikisi nasıl buluyordum ben? 14'ün birlisi. Yani x 14'müş arkadaşlar. Peki şu 14'ün ikilisiymiş bu da 14'ün üçlüsüdür o halde. Yani 14 çarpı 13 çarpı 12 bölü e, üçlüsü dediğimize göre 3 faktöriyel yani 3 kere 2. 3 kere 2 ile şunu sadeleştirdim. Yani 12'yi 6'ya böldüm. 2. E ne olacak şimdi? 13 kere 14 ile 2'yi çarpacağım. Yani aslına bakarsak 26 ile 14'ü çarpacağım diyebilirim. 4 kere 26 e, bana 104'ü verir. Ve 1 kere 26 da 26'dır. Ben bunları toplarsam 4, 6 ve 3 yani bu da 364 gelir. E 364 ile 14'ü toplarsam da 378 cevabını bulurum. Doğru cevap bana B şıkkını verir sevgili gençler. Evet. Devam edelim. SML bakış 4'te Bir öğrenci grubunda gözlüklü ve gözlüksüz kişiler vardır. Bu grup yan yana dizilip fotoğraf çektirecek demiş bize. Gözlüklü kişiler yan yana olursa 720... Gözlüksüz kişiler yan yana olursa 576 farklı şekilde. Şimdi gözlüklüler yan yana, gözlüksüzler yan yana 720 ve 576 farklı bir şimdi fotoğraf çekilebiliyorlar. Buna göre bu fotoğraftaki gözlüklü kişi sayısı gözlüksüz kişi sayısının kaç katıdır diye soruluyor. Şöyle diyelim. Gözlüklü gözlüklü. Ben grupta kaç kişi var bilmiyorum. X kişi olsun diyeceğim. Bir de gözlüksüz diyelim. Gözlüksüz. Kişi sayısına da Y diyelim. Tamam mı? X artı y kişi var grupta tamam. Ama gözlüklüler yan yana olursa 720, gözlüksüzler yan yana olursa da 576 biçimde fotoğraf çekiliyorlar. O zaman şöyle düşünelim biz, yani örnek veriyorum, şöyle hatta şöyle bir paketleme işlemi yaptığımızı düşünelim ve gözlüksüzler yani şunlar yan yana olsunlar. İçeride kaç kişi var? Y tane. Hani yapıyorduk ya paketleme. Daha sonrasında dışarıda da şöyle serbest halde x tane kişi var. Bunlar da gözlüklüler. Şimdi ben bunların kaç farklı biçimde sıralandığını düşüneceğim. x kişi burada var. Şunu da bir tek paket olduğunu bildiğim için x artı bir kişi varmış gibi düşüneceğim. Yani şöyle birazcık aşağı doğru inelim. Diyorum ki x artı bir faktöriyel çarpı e, y kişi de kendi içerisinde yer değiştirir y faktöriyel. Bu kaçmış hocam? Gözlüksüzler yan yana olursa 576 idi. Bu 576 imiş. Peki. Daha sonrasında bu sefer gözlüklülerin yan yana olduğu duruma el atalım. Şöyle düşünelim. Gözlüklü kişiler kaç kişi olduklarını bilmiyorum. X kişiler X tanesi yan yana paketledim. Daha sonrasında Y kişi de dışarıda serbest halde. Y tane kişi de burada var. Şimdi burada kaç kişi varmış gibi düşüneceğim. Y kişi burada. Şurada da tek kişi varmış gibi düşüneceğim. Bu da bana neyi verecek? Y artı 1 faktöriyel çarpı şu içerideki x kişi de kendi arasında yer değiştirebilir. Bu da bize 576 e, değil 720'yi veriyormuş. Şimdi ben tutup şunu şuna oranlarsam eğer bak neler gelir. x artı 1 faktöriyel ile x faktöriyeli sadeleştirdim x artı 1 geldi. Y faktöriyelle de y artı 1'i faktöriyeli e, sadeleştirdim. Buradan da y artı 1 oluştu. Şimdi geldim buraya 576 8'e bölünür. 8'e böldüğüm takdirde 72 gelir. Bunu da 8'e böldüm 90 geldi. 18'e böldüm 4. 18'e böldüm 5 geldi. Şimdi abi neyi elde ettim ben? X artı 1 bölü. E, y artı 1'i elde ettim. Bu da bana 4 bölü 5'i veriyor. Güzel. Şimdi hocam şöyle bir durum. Bizden ne isteniyor? Gözlüklü kişi sayısı gözlüksüz kişi sayısının kaç katıdır diyor ya. Yani aslına bakarsan X bölü Y isteniyor. Şimdi burada bir içler dışlar çarpımı alırsak. 5x artı 5 eşittir 4y artı 4 denilebilir. Ee, bakıyorum, bakıyorum. Aslında gerek yok. Şöyle diyebiliriz gençler. Zaten kişi sayısı tam sayı olduğu için. x artı 1'i 4, y artı 1'i 5 seçecek olursam. E, otomatikman aralarında da asal oldukları için. Ben x'i 3, y'yi 4 seçersem bu işi kotarırım zaten. O halde x bölü y istenmişti. 3 bölü 4 bize cevabı verir. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiştir deriz. Ve böylelikle 288. sayfayı da bitirdik. Şimdi geldik 289'a. SML bakış 5'teyiz. Yine güzel bir soru. Her saat aralığında yalnızca bir öğrenciyle etüt yapılan bir etüt merkezinde Irmak öğretmenin cumartesi ve pazar günlerinde bulunan etütlerinin listesi aşağıda gösterildiği gibidir. Cumartesi günkü etüt listesinde şimdi 6 tane etüt boşluğu var. Bahar, Asude ve Semih'in etütleri belli yazılmış. Pazar gününde de İbrahim, Bengüsü ve Başak'ın etütleri yazılmış. Cumartesi ve pazar günlerinde üçer saat boşluğu bulunan ırmak öğretmen ki o üçer saat boşluğu bir tanesi burası, bir tanesi burası, bir tanesi bu. Pazar gününde burası, burası ve burası boş diğerlerinin dolu olduğunu görüyoruz. Ee, öğrenciler dışında bu lisedeki öğrenciler dışında 5 öğrencisine daha birer saat etüt yazmak istemiş bu 5 öğrenciden biri olan Rümeysa cumartesi 11'den sonra pazar 13'ten önce müsait olduğunu söylemiş. Şimdi cumartesi 11'den sonra müsaitmiş. Yani Rümeysa'ya etüt yazılabilecek yerlerden birisi buyken öteki bu. Ve pazar günü de 13'ten önce müsaitse demek ki yazılabilecek yerlerden birisi bu diğeri de bu. Peki Irmak öğretmen etüt listesini kaç farklı biçimde doldurabilir? Önce Rümeysa'yı bir yerleştirelim o zaman kafa karıştırmasın. Rümeysa'nın cumartesi veya pazar gibi bir talebi yok. Sadece cumartesi olursa 11'den sonra, pazar olursa 13'ten önce olursa sevinirim hocam demiş. Dolayısıyla Rümeysa'nın işaretlediğimiz dışında yerlere gelemeyeceğine göre 4 farklı yerlerden bir tanesini seçip Rümeysa'yı bunlardan birine yazabiliriz. Varsayalım ki şuna yazdık Rümeysa'yı. Şimdi geriye 5 tane boş yer kaldı ve Irmak Hoca'nın etüt yazması gereken 4 öğrenci var. O halde bu 4 öğrenci 1, 2, 3, 4. Birincisi 5 farklı yerden birine yazılabilir. İkincisi 4, bu 3, bu da 2 farklı yerden birine yazılabileceği için bunların çarpımı bana 5 faktöriyeli yani 120'yi verir. 4 çarpı 120 de 480'i verir ki bu da bizim cevabımızdır arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkında verilmiş. Ve son sorumuz. Aşağıda 16 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfın oturma düzeni şeması gösterilmiş. Bu sınıftaki öğrencilerin oturdukları sıralar hakkında Merve pencerelerin kenarındaki bir sırada oturuyor ve Büşra Merve'nin hemen yanında oturuyor. Şimdi Merve'yi şunlardan birine yerleştirebiliriz. Ve Merve'nin yerini öğrendikten sonra Merve'nin yerini belirlersem eğer Büşra'nın da yeri otomatikman belirlenmiş oluyor. Çünkü Merve'nin direkt yanında oturmak zorunda. Tamam mı? Merve Büşra'nın hemen yanında oturmak zorunda. Peki Demiş ki çağdaş sağ taraftaki sıralarda oturuyor. Sağ diye burayı belirtmiş. Yani çağdaş bu tarafta oturacak. Ve Boran çağdaşın hemen yanında oturmasını istiyor. Tabi çağdaşın yerini belirlersen o zaman Boran'ın yeri de otomatikman belirlenmiş oluyor. Çünkü çağdaşın yerini varsayalım ki şurası seçtim. O halde Boran mecburen burada oturmak zorunda kalacak. Yunus ve Mustafa aynı tarafta yan yana oturmak istiyorlar ama en önde oturmak istemiyorlar. Yani ben Yunus ve Mustafa'yı şuraya, şuraya, şuraya veya buraya oturtamam. E haliyle şunlardan birisini oturtacağım ama aynı tarafta oturmak istiyorlar. Yani şu şekilde aynı tarafta yan yana oturacaklar ve en önde oturmak istemiyorlar sadece. O halde şu seçimlerden birini yapabilirim tabii ki. E peki şimdi güzel şu karaladıklarımızı silelim ve soruya bakalım sınıf düzeni kaç farklı biçimde oluşturulabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şu görseli şuradan alalım. Onu bayağı bir kullanacağız çünkü. Alt tarafa yapıştıralım ve soruyu buraya çözelim. Şartlarımız da zaten belliydi. Şartları da görecek şekilde şöyle ekrana sığdıralım. Aynen. Şimdi diyor ki. Merve pencerelerin kenarındaki bir sırada oturacak diyor. Şimdi Merve burada oturursa Yunus ve Mustafa'nın istediği bir şeyi de gerçekleştirmiş olur. Ama Merve şuraya oturursa şimdi Yunus ve Mustafa'nın istemediği durumlardan birisi şurada gerçekleşecek. Hani bu şeye benziyor. Bir kümenin içerisinde sıfır rakamı varken kaç tane çift sayı yazılır dediğimiz zaman sıfırın sona gelme durumunu ayrı, başa gelememe durumunu ayrı bir yerde çözüp topluyorduk ya. İşte burada bu durum söz konusu. Bundan kaynaklı benim yapmam gereken ilk hareket şu. Ben diyorum ki Merve ve Büşra önce sol tarafta en önde otursunlar. Yani Merve'yi buraya oturttum. Büşra'yı da buraya oturttum dedim. Ve bunu dedikten sonra artık şunu düşüneceğiz biz. Merve'nin yeri belli. Merve ve Büşra'nın. 1 çarpı. Daha sonrasında eğer Yunus ve Mustafa eğer sol tarafta oturacaklarsa Yunus ve Mustafa'nın oturacağı sıra dedi 3'tür. Ve bunlar oturduktan sonra kendi aralarında iki faktöriyel biçimde de yerleştirir çarpı 2. Varsayalım ki Yunus ve Mustafa buraya oturmuş olsunlar. Geldim Çağdaş'la Boran'a. Şimdi Çağdaş'la Boran, Yunus'la Mustafa sol tarafta oturduğu için Çağdaş'la Boran için şu an önlerinde hiçbir engel yok. İstedikleri yere oturabilirler. Sağ taraftan bir tane sıra seçtiler. Dört farklı biçimde seçerler bunu. Ve oturduktan sonra iki faktöriyel biçimde de yer değiştirirler. Yani çarpı iki demiş olduk. Şimdi düşün ben bunları oturttum. Varsayalım ki Çağdaş'la Boran da şuraya oturdular. E şimdi bu sınıf zaten 16 kişiydi. 6'sını oturttum. O halde geriye 10 kişi kaldı. O 10 kişi de kendi aralarında 10 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Pekala. Şimdi Yunus da Mustafa yine sol tarafta otursunlar ama ama bu sefer şunu düşünelim. Merve ve Büşra sol tarafta en önde değil de şu arkadaki 3 sıradan birinde otursunlar diyelim. Tabi şöyle yapalım. Şu zaten kayıtlıydı. Bunu bir silelim tekrar yapıştıralım. Ve şimdi yine düşünelim gençler. Ne dedik? En önde oturmasın bu sefer Merve ile Büşra. O halde şuradaki 3 sıradan birini seçsinler. Şimdi artı diyorum. Çünkü farklı bir olayı açıklayacağız. Merve ve Büşra şu 3 tanesinden bir tanesini seçtiler. Merve cam kenarında oturmak istediği için Büşra otomatikman onun yanında oturacak. Yani Merve burası, Büşra burası diyebiliriz. Şimdi Yunus da Mustafa sol tarafa otursun istedik ısrarla. O halde Yunus'la Mustafa'nın seçebileceği kaç farklı sıra var? Enine oturamazlar. E buraya da Merve ile Büşra oturdu. O halde Yunus e, ve Mustafa şu ikisinden birini seçecekler. 2. Çarpı oturduktan sonra kendi aralarında da yer değişim yapabilirler. O halde çarpı 2 Çarpı e çağdaşla boran kaldı. E, onlar yine şuradaki 4 tane sıradan bir tanesini seçip sonra kendi aralarında sıralanabilirler. Ve bunlar oturduktan sonra varsayalım ki Yunus da Mustafa buraya oturdu. Çağdaş da Boran buraya oturdu. Bunlar oturduktan sonra artık ne diyeceğiz? Diğerleri kendi aralarında 10 faktöriyel biçimde sıralanabilirler diyeceğiz. Şimdi Yunus da Mustafa'nın sol tarafta oturduğu tüm durumu ele aldık artık. Şimdi ne yapacağız? Sağ tarafa oturtacağız bir de bunları. Pekala hadi düşünelim. Şimdi ben yine şurayı sileceğim. Yeni bir görsel açacağım. Boş bir görsel. O görsel üzerinden değerlendirelim. Ne dedik? Çağdaş'la Boran en öne oturabilir ama Yunus'la Mustafa oturmamak şartıyla oturmayacaklar. O halde önce ben Çağdaş'la Boran'ı en öne bir oturduyum. Bunlar en öne oturdular. Tek farklı biçimde otururlar. Lakin kendi aralarında yer değiştirebilirler. Çarpı 2. Şimdi Yunus'la Mustafa'yı sağ tarafa oturtacağım. Önce şuradaki 3 sıradan birini seçerler. Sonra kendi aralarında iki farklı biçimde otururlar. Çarpı ne kaldı? Merve ve Büşra. Merve ve Büşra da Merve cam kenarında oturmak istediği için mecburen şu dördünden bir tanesini seçeceğiz. Ve tek farklı biçimde otururlar. Çünkü Merve mecbur ee, cama yakın tarafta oturacaktı. Merve ve Büşra'yı da bu şekilde sıralarız. Çarpı 1 dedim. Artı, artı şimdi Çağdaş'la Bora'nı en öne oturtmuştuk ya mecburiyetten. Yunus'la Mustafa'nın yüzünden. E şimdi o zaman ne yapacağız? Şimdi bir de Diyeceğim ki çağdaşla boran enen oturmasın. Yani şuralar iptal. Peki çağdaşla boran için üç farklı durum söz konusu. Seçtiler ve kendi aralarında sıralandılar. Çarpı varsayalım ki çağdaş ve boran buraya oturdu. Yunus da Mustafa şu ikisinden birini seçecekler. 2 çarpı kendi aralarında yer değiştirirler. 2 faktöriyel çarpı Merve ve Büşra için durum çok basit. Dördünden birini seçerler ve tek farklı biçimde otururlar. Merve cam kenarını istiyordu çünkü. İşte ben bunların tamamını toplayıp sonucu bulacağım. Peki tamamına bir bakalım. Tabi ondan önce bir de şu var. 10 faktöriyelleri unuttuk değil mi son ikisinde? Diğer öğrenciler oturtmadık. 10 faktöriyel 10 faktöriyel güzel. Şimdi neler ortak bir bakalım. 10 faktöriyel burada hepsinde var. 4 hepsinde var. 2 hepsinde var. Bakıyoruz 3 hepsinde var. 3 de hepsinde var. Bakıyoruz 2 de hepsinde var. Güzel. Şimdi e, artık şu Başlangıçtakinde sadece 1 kaldığı için 1 çarpanı bunların parantezini alabiliriz. Yani ne diyeceğiz? İşte 2 çarpı 2 çarpı 4 16'yı verir. Yani 2 üzeri 4'ü verir. Çarpı bir de 10 faktöriyelimiz var. Ben e, çarpı bir de 3'ümüz var ortak. 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 10 faktöriyel parantezini alacağım. Birincisinde sadece 1 bir kaldı. İkincisinde sadece 2 iki kaldı. Üçüncüsünde sadece 1 kaldı. Ve dördüncüsünde de sadece 2 kaldığını görüyoruz. Peki o zaman 3 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 10 faktöriyel çarpı 3 artı 3'ten 6 yapar ki 6 da 2 kere 3'tür. Bu mu kaldı sadece? Aynen öyle. Peki ben bunu nasıl düşünürüm? Bak 2 üzeri 4 ile 2'yi çarp ne gelir? 2 üzeri 5. Çarpı 3 kere 3 de 9'u yani 3'ün karesini verir. Çarpı bir de 10 faktöriyelimiz var. Yani cevabımız buymuş. Şimdi ben bu cevabı alacağım. Tamam neydi cevap? Şuraya bir yazalım. 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 10 faktöriyel. Şimdi şıklarımızı göreceğimiz biçimde şöyle ekranın bir aşağısına doğru inelim. Neler varmış burada bir bakalım. Hangisi gelecek cevap bilmiyoruz çünkü. Şimdi hocam burada şu 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi çarpı 10 faktöriyel. Bir kere 10 faktöriyelli olanlar var doğru yoldayız ona eminiz. Ama şunları böyle üstlük biçimde yazmamış. Ee, yani 2 üzeri 5 çarpı 3'ün karesi biçimde asal çarpanları ayırmamış. Orayı biraz düzenleyelim. 12'leri falan görüyorum. Ben şöyle yazsam 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi hatta 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı bak 2 üzeri 5'li bir tane ikimiz kaldı 10 faktöriyel desek. Şimdi iyi dinle beni. Şurası 12 hocam burası da 12 o halde şununla şunu birleştirip 12'nin karesi desem şu 2'yi de şununla çarpsam ve 10 faktöriyel desek 2 çarpı 12'nin karesi çarpı 10 faktöriyel diye bir cevap var mı? Kesinlikle var. O halde cevabımız A şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet karışık bir soruydu ama e, permutasyon kombinasyon olasılıkta bu tarz karışık durumlara alışkın olmamız lazım. İşte yok öyle eskisi de eskiden çözdüğümüz gibi ÖSS'de 3 e, tane kız 5 tane erkek Ali ile Fatma yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı biçimde sıralanır gibi sorular artık yok öyle 3 e, kuruşa 5 köfte o yüzden gençler biz bu tarz sorulara alışkın olmamız lazım. Evet haklısın. 2018'den beri ÖSYM permütasyonda ve kombinasyonda bu şekilde sayma konusunda seni aşırı derecede işleme boğan sorular sormuyor. Eyvallah. Lakin bunu çözen adam da zaten ÖSYM'nin sorduğu soruları çözmeye gayet hakkı vardır yani çözer içinden geçer. Evet gençler. Artık ekranımızı büyütelim ve Permutasyon, kombinasyon ve sayma konusuna noktayı vuralım. Şimdiki konumuz olasılık olacak. O da bir sonraki videoda gelecek arkadaşlar. Olasılık konusunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.